Herkese selam. Yine ben arkadaşlar ve kara tahta önünde. Elimizde tebeşirlerle ispat serimize devam ediyoruz. Yine bir formülü ispatlayacağız seninle birlikte. Herhangi bir üçgende iki tane iç açıortay bir noktada kesişiyorlar ki biz o noktaya D noktası diyelim. Kesiştikleri noktalardaki oluşan açı X olsun. Buradaki tepe açısı X açısını bulurken bize yardımcı oluyor. 90 artı A bölü 2 tepe açısının yarısı. Ama neden? Hadi gelin nedenine bakalım birlikte. Aslında bunun gerçekten kolay bir ispatı var birlikte. Şimdi ben buraya x demişim. Burada açı ortay oluşturmuşum. Burası b açısı değil mi? Biz gelin bu b açısını iki tane b olacak şekilde şöyle ayıralım. Burayı da iki tane c olacak şekilde ayıralım. Bizim elimizde ne var? Önce onu bir kontrol edelim seninle. Büyük üçgene bakıyorsun güzel arkadaşım. Büyük üçgende açılar toplamı bana neyi veriyor? A artı iki tane b. İki tane c'nin verdiği şey üçgenin iç açılar toplamı ki 180. Geldim x'e. Dedim ki x açısı seni ben nasıl bulabilirim? B ile c'yi toplarım. B ile c'yi topladım. Yine 180 derece elde ederim. Güzel bir şeyler var elimde. Diyorum ki ey güzel arkadaşım al bu arkadaşı karşıya at. Yani buradan sildim. Eksi a olarak buraya attım. Süper. Benim elimde 2b 2c olursa eğer ben onun yerine bir şeyler yazabiliyormuşum. Hemen dedim ki o zaman bu taraftaki her arkadaşı 2 ile çarparak yazalım. Çarparak yazıyorum. 2x 2 tane b 2 tane c eşittir 360. Her şeyi 2 ile çarptım. 2b 2c yerine yazabildiğim değer 180 eksi a'ydı. 2x artı 180 eksi a eşittir 360. Sizi komple karşıya alabilir miyiz efendim? 2x eşittir 180. 360'dan 180 çıktı 180. Karşıya a'yı attım. Artı a olarak geldi. Her şeyi 2'ye böldüğümde x eşittir 90 artı a bölü 2 gelir ki bakayım. İspat gözüküyor tamamdır. İspat bitti. Bir sonrakinde görüşelim ama yorumlarınızı bekliyorum. Var mı sizlerin de istediğiniz ispatlar? Onları da yapabiliriz. Hoş kalın, hoşça kalın. Kesinlikle siz de deneyin.